Herkese merhaba. Bugün Saray Akpınar Köyü'nü gezeceğiz sizin için. Emre su çok güzel ya. Bu sıcakta gerçekten şu çeşmenin şurada anons vermek çok iyi geldi. Gerçekten bence gelip bu çeşmedeki suyu içmek için de uğrayabilirsiniz. Edirne'ye 11 kilometre uzaklıkta bir köy. Sırp Sındığı anıtını gezeceğiz ve muhtarın bir sünnet mevlidi var. Ondan da görüntüler vereceğiz sizin için. Hadi gezelim. Hadi kalk. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin ruhu için ve bu satırları dinleyenlerin, okuyanların, geçmişlerinin ruhları için ve Allah rızası için El-Fatiha. Saray Akpınar Köyü Muhtarı Şafak Bey ile beraberiz. Merhaba Şafak Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun, size. Teşekkür Gününüz ediyorum. Galiba. Sağ olun, tam Allah razı olsun. Galiba. Çocuklarımızın sünnetlerini var. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Köyde düğüne denk geldik hazır. Bize evet. Köyde nasıl düğün yapılıyor biraz bahseder misiniz şimdi buranın kültüründen? Sünnet düğünlerinde işte mevlid ilk baş, ondan sonra alay. Yemek verirlerse yemek, ondan sonra salona geçiliyor. Salonda düğün töreni oluyor. Ondan sonra başka bir şey gerekmiyor. Olmuyor. Arkasından alaya mı gideceksiniz? Aynen. Dediniz? Arkasından alaya gidiliyor. Bir saray içine gidilir. Hı-hı. Oynanır davullar, zurnalar eşliğinde. Başka bir şey olmuyor. Oradan da dağılıyor millet. Sonra salona geçiyoruz. O zaman size iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. O zaman peki köyle de ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Buyurun. Geçimini nasıl sağlıyor? Eğitim sisteminiz nasıl? Eğitim sistemimiz taşımalı. Lala Şahin Paşa'ya gidiyorlar. Doki'deki. Geçim kaynağı ayçiçeği, buğday, hayvancılık, koyun, küçükbaş, başka bir şeyi yok yani. Kaç yapıyorsunuz? 35-40 tane var. Hı hı. Bir de sanırım Sırp Sındığı anıtımız var. 1363 tarihindeki Sırp Sındığı anıtımız var. Onun restorelerini falan yaptırdık. Eksik şeylerimiz var. Onları da yavaş yavaş sayın valimizin sayesinde yapıyoruz. Peki bir de burada sanırım şey varmış, Kapı Kulesi yolundan geçen Sultan Seferi diye aynen, bir güzergah izleniyormuş. Evet, Sultan. Ne zamanlar yapılıyor onlar? Valla onların bir tarihleri var ama tam bilmiyorum. Geldikleri zaman biz kaşe ve mühür basıyoruz, defterleri oluyor. Kahvede zaten onun tabelesi var. Orada onları yürüyüş. Kapı Kule, Yeni Kadın, Ekmekçi, Karabulut, Saray Akpınar, Havaras. Ondan Değirmen Yeni, Döllük tarafından mı çıkıyor? Tam onu hatırlamıyorum. Bayağı uzun yol İstanbul'a kadar uzanıyor. Peki teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasın. Allah razı olsun. Haber cici kuş.
Cicikuş demeyi öğrettim. Sen yokken söyledi. Öyle mi? Cicikuş dedim. Bana da söylesin. Canı istedi. Bir kere söyledi zaten ya. Cicikuş. Şu açık olurum elime. O kadar çabuk öğretti mi gerçekten? Öğretmişler herhalde. Resine şey yapmayayım. Ama cicikuş babacık deyince. Hey cicikuş. Adın ne? Şimdi Zulma'ya da şey yapacak, eşlik edecek. Cicikuş. Seviyorsun galiba hayvanları. Ben kuşları seviyorum ben. Sen sevmiyor musun? Seviyorum, güzel hayvanlar. Bak sen asilli. Yeşil almışlar klasik renk. Cicikuş. Bunun şey ama smokini var bak. Siyah. Smokini mi? Bak kuyruğuyla şey kanatların ucu siyah. Ha. Koyu renk, lacivert gibi hatta güzel siyah. Güzel bir bakış açısı. Aynen. Utandı senden. Sen korkutuyorsun insanları. Kuşları da korkutuyorsun. Bakalım içinde ne var? Sansar. Dostoyevski var. Hem klasik var, hem böyle popüler kültür kitapları var. Dini kitaplar var. İlk bu neymiş? Şey. Evet, ben de galiba bu gittiğimiz köyler arasında ilk defa gördüm. Cehennemi yakan çılgın Türk mü? Ansiklopedileri var. Başka ne varmış? Zirai mücadele teknik talimatları. Ve etkinlik kitapları da var ayrıca. Trakya doğumlu şehitler. Sırp sınırında olduğu için herhalde bak öyle bir kitapları var. O karıştıralım mı biraz? Kırım Harbi'nden günümüze. Akşam olmadan, mumlar yanmadan, gel barışalım kaynanacım, onları duymadan, gel barışalım kaynanacım, onları duymadan. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Göktuğ, soyadım Zurna. Merhaba Göktuğ Bey. Merhaba. 15 yıldır müzisyenlik yapıyorum. Üflemeli aletleri çalıyorum. Zurna, klarnet, saksafon, trompet. Bugün de köyde düğün var galiba. Evet. Toplaşıp geldik. Evet, bugün de köyde alayımız var. Onun için geldik. Genelde birçok düğüne gidiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Bize biraz düğün kültüründen bahseder misiniz Trakya'da bu köyde? Siz biliyorsunuzdur. Bu köydeki düğünlerimiz genelde mevlütlü oluyor, sünnet düğünlerimiz. Ondan sonra alaya çıkılıyor. Sünnet çocuğunu gezdiriyoruz. Bir yerde duruluyor. Orada tekrar oynuyorlar. Düğün evine geliyoruz. Tabii ki sabah daha erken geliyoruz. Baştan orada çalıyoruz. Sonra kahveye geliyoruz. Kahvede çalıyoruz. Ondan sonra tekrar düğün evine gidiyoruz. Orada mevlüt başlıyor. Mevlütten sonra alaya çıkıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Siz bir ekip misiniz peki? Evet. Birbirinizden ayrılmıyorsunuz. Evet. Yani. Evet, hiç ayrılmıyoruz. Sürekli beraberiz. Sizi tanıyalım o zaman. Ben Cevat Yolda Uçmaz. Arkadaşımızın, kardeşimizin dediği gibi sünnet düğünlerine erken geliyoruz. Evlenme düğünleri biraz geç bitiyor. Ama sünnetler biraz afı geçiyor. Yani 17-18 seneden beri bu sanatı yapıyorum. Vurmalı aletler çalıyorum. Bu kadar. Peki Trakya'da havalar nasıl olur? Hani her şeyin farklıdır ya. Yani şimdi Balıkesir tarafına gidersen Balıkesir çifte telli çalarsın. Edine'de Edine çifte tellisi çalarsın. Genellikle yani bizim köy halkımız. Şimdi o ister der ki bana yap der, bir tulum yap der. Onu yaparız. Çifte telliden çifte telli yaparız. Herkesin namzına göre şerbet veriyoruz yani anlayacağınız. Bir günde kaç saat çalıyorsunuz peki bir düğüne gittiğinizde? Vallahi erken geldiğimiz için yani 5-6 saat sünnetlerde sürüyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben Emrah Orçin. Ben 7 yaşından beri bu sanatın içindeyim. Ve babam benim bu işi yapıyor, kardeşim. Kendim hem zurna çalıyorum hem davul çalıyorum. Ve biz bu abilerim, abimin konuştuğu gibi, kardeşimin konuştuğu gibi düğünlerde yani bu sünnet olsun, evlenme olsun ki kendimiz yurt dışlarına kadar çıkıyoruz biz, güreşlere gidiyoruz. Babam mesela Balıkesir Kurdere'de güreş var. Burada bir grup Yunanistan'da kardeşim orada benim. Babam Kurdere'de güreşte. Yani bizler yani bizim
sanatımız bu. Düğünler köylerde geri geri düşüyor. Yeri geliyor, saati uzuyor, kısalıyor. Kardeşimin dediği gibi mesela şimdi kim yerde oynanıyor, kim yerde oynanmıyor. Yani durumuna göre yani kiminin. Saati önemli olmuyor kiminin. Kimi diyor kardeşim diyor mesela bizi tutarken benim diyor bir saatlik alayım diyor. Gidiyorsun ne oluyor yarım saat bir saat uzama oluyor. Biz de diyoruz tabii dediniz ne olmasın. Yani çünkü bu işin saati belli olmuyor yani. Eğlenmek istiyorsunuz. Tabii mecbursun sen de elinden geldiğimiz gibi biz de işte onları eğlendiriyoruz. Mecburuz biz de yani bu işin içindeyiz. Bu işi mecburuz yapmaya yani. Bizim işimiz bu. Bazı köylerde, bazı köylerimizde masalı içkili. Bize gelen kişi diyor ki bu akşam masalar var. Ona göre konuşuyoruz biz de. Fiyatımızı da ona göre konuşuyoruz. Gece masaları da çalıyoruz. Herkesin namzına göre şerbet veriyoruz yani. Anlayacağınız bu. Eğlenmek gibi yani. Şimdi ne? Biz yani eğlendiriyoruz. Kendiniz de eğleniyorsunuz. Tabii. Zaten ben bu kendi işimi sevmesem bu işi yapmam. Ben bu sanatı seviyorum. Bunu yapıyorum. Sadece biz alayları da çalmıyoruz. Güreşlere de gidiyoruz. Biz Tarihi Kırklar'da görev aldık. Ben 9 yaşından beri o sahada görev yapıyorum. Kırklar Sarayı içinde 9 yaşından beri görev yapıyorum. Kardeşim ona desen öyle. Kardeşimiz, yeğenim. Yani bizim temelimiz yani dededen toruna. Aynı zamanda kardeşimiz. Mehter'de de çalıyor. Mehter de çalıyor. Kardeşim de aynısı. Hepimiz mehterde çalıyoruz. Sadece yani köylere gidip de bir çifte telli tulum çalmakla bitmiyor. Bazı yurt dışına çıkıyoruz, mehterle çıkıyoruz. Yurt dışına nasıl iletişimi sağlıyorsunuz peki? Şimdi oradaki dernekle, bizim derneğimiz var. Dernekler yazışmalar oluyor. Öyle çıkıyoruz. O şekilde yazışmalar devam ettikten sonra bizimkilerle konuşuyorlar. Ondan sonra bize geliyor. Ona göre tarihimizi, günümüzü ayarlıyoruz, otobüsümüzü ayarlıyorlar. Belki biz ayarlıyoruz. O şekilde devam ediyor. Anlaşmama göre yani. Yetenekli insanlarsın. Evet. Yani, gerçekten çok güzel. Gördüm ki keflisin, havada kuş misin? Gördüm ki keflisin, ayakların kesildi gene içmiyorsun. Ayakların kesildi gene içmiyorsun. Sarhoş, sarhoş haber. Haydi cevap ver. Niçin aki? Sarhoş, sarhoş haber.
Niçin rakip içtin cabe? Niçin rakip içtin cabe? Geç gelirsin, gecemiz bitmesin. Oruçlara sülenin, erkinden ötmesin. Oruçlara sülenin, erkinden ötmesin. Sarhoş, sarhoş haber. Haydi cevap ver. Niçin rakı içtin caber? Niçin rakı İçtin cafer? Sarhoş, sarhoş haber. Haydi cevap ver. Niçin rakı içtin cafer? Niçin rakı içtin cafer? Cafer, haydi geç düşe gel. Çok içmişsin Cafer, haydi geç düşe gel. Yine mi be Cafer, girmişin şişeye? Yine mi be Cafer, girmişin şişeye? Saray Akpınar Köyü'nde şu an Sırp Sındığı anıtındayız. Burada 1363'te Sırp Sındığı Savaşı'nın yapıldığı yer, yani bu ovada 10 bin Türk akıncısı 60 bin kadar bir Haçlı ordusunu yenerek Osmanlı'ya Avrupa kapılarını açıyor. Burada da anıtlığı var o savaşa dair. Sarhoş haber. Haydi cevap ver. Niçin rakı içtin caber? Niçin rakı içtin caber? Ayrıca burada da yazıldığı üzere yabancı tarihçiler tarafından Sırp Sındığı Savaşı ile Osmanlı İmparatorluğa geçiş dönemini yaşamıştır deniliyor. Yarım ha, yarım hava, yarım ha, yarım hava. Yarım hava çal sana, yarım hava oyna sana. Yarım hava çalar isen kurban olayım sana. Yarım hava çal sana, yarım hava oyna sana. Yarım hava çalar isen kurban olayım sana. Bahçedeki yar mıdır, hafistanı dar mıdır? Sevip de alamayan dünyada adam mıdır? Bahçedeki yar mıdır, hafistanı dar mıdır? Sevip de alamayan dünyada adam mıdır? Çal sana, yarım hava oyna sana. Yarım hava çalar isen kurban olayım sana. Yarım hava çal sana, yarım hava oyna sana. Yarım hava çalar isen kurban olayım sana. Bahçede sandık mıdır, döşemesi al mıdır? Her gelen yarı sorar, yar baldan tatlı mıdır? Bahçede
Akpınar köyünü gezdik sizin için. Köyü gezmekten ziyade bir de muhtarları Şafak Bey'in oğullarının sünnet mevlidi ve düğünleri vardı. Onun alayından, mevlidinden görüntüler de sunduk sizlere. Herkese iyi haftalar. Haftaya başka bir programda görüşmek üzere.